Işıl Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzunca bir bekleyişten sonra benim için yani. Amerika'ya gittiniz, torununuzu efendim sevdiniz, kucağınıza aldınız. Biz sizi hep bekledik. Vallahi ben de seni hep bekliyorum. Çünkü son derecede hayran olduğum bir adam olduğunu biliyorsun değil mi? Korka korka geldim. Aşk olsun. Aa, cıva gibi bir adam var karşımda ne halt edecek. Hoş ben de biraz cıvayım, boş ver. Şimdi Google bilgileriyle biz sizin hayatınızın bir kısa belgeselini yaptık. Google bilgileri zaman zaman yanlış oluyor biliyorsunuz. Tabii. Lütfen yanlış olan yerlerde durdurun ve bize doğrusunu anlatın. Ya da evet bunu böyle yaptım ama bir sorun bakalım neden böyle yaptım diye bize anlatın. Her istediğiniz zaman. Tamam. 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 Buyurunuz, iyi seyirler. Yücesoy, 2 Ekim 1945'te Kırklareli'de damarlarında sanat dolaşan bir aileye doğar. Dedesi Asım Bey, neyzen, giriftzen ve bestekar, amcası Süreyya Bey müzisyen... Bir dakika, bir dakika. Giriftzen ne demek? Girift diye bir alet vardır. Neyin daha küçüğü? Dünyanın en zor aletlerinden biridir. Onu üflemek çok zordur. Evet. İlk defa duydum. Girift, evet. İlk defa duydum. Neyden de ufak? Neyden de daha ufak bir alettir. Delikleri farklı mıdır pek bilemiyorum ama... ...çok zor bir alet olduğunu babacığımdan dinlerdim. Buyurun. Diğer amcası Asım Yücesoy ressam, halası Nihal Erkut'un besteci ve piyanist, diğer halası Muazzez Kurtoğlu tiyatrocu, babası Selahattin Yücesoy konser piyanistidir. Işıl, soyunun çektiği yolda yürümekte tereddüt etmez. Müzik çalışmalarına babasının yönlendirmesiyle küçük yaşlarda piyano çalmayı öğrenerek başlar. Aynı zamanda spora da ilgisi vardır. Orta öğretim hayatı boyunca 6 yıl okulun voleybol takımının kaptanlığını yapar. Vay. Hatta liseyi bitirdiğinde Rasimpaşa Spor Kulübü'ne transfer olur. Fakat kanına bir kez giren sanat ağır basınca tercihini Güzel Sanatlar Akademisi... Bir dakikanızı rica ediyorum. Işıl Hanım, söylemeden geçemeyeceğim. Buradaki ne güzellik yalnız. Şu fotoğraf. Ya bunu ben sosyal medyada yayınladım. İnanılmaz bir ilgi gördü. Herhalde çok sevdiler. Çok duru güzel. Bir resim tabii. Çok duru bir resim. Şimdi şöyle bir şey var, yani voleybolculuk bilmem nelik falan ama aslı fesli bir aile ki... ...öyle bir aile ki Bas sülalesi gibi, artık burada tevazu göstermem mümkün değil. Fakat burada etkin olan babamdan ziyade Muazzez Alan. Yani liseyi bitirdikten sonra beni karşısına alıp... ...Işılcığım... Seni tiyatrocu olarak görüyorum. Bu ailede bir sürü yeğenin var, kuzenin var. Ama seni görüyorum. Senin çalışkanlığını görüyorum. Senin duygularını görüyorum. Senin hayata bakış açını görüyorum. Dedi. İyi ki denedim. Hayatımda bunu yaptığım zaman, yani konservatuvara gittiğim zaman... ...iki tane oyun seyretmiştim. Kırklareli'nde oturuyorduk falan filan. İstanbul'da da tiyatroyla ancak halamın oyunlarını görüyordum. Bir tanesi bir Sevmek diye bir oyundu. Biri neydi hatırlamıyorum bile. Yani bir tiyatroyla bir ünsiyetim yok. Hiçbir ünsiyet lafını anladın mı? Ünsiyetim yok. Dolayısıyla burada gerçekten halama müteşekkirim. Bir de gençlere de şunu söylemek istiyorum, azıcık biraz büyükleri dinlesinler. Görüyorlar yani, insanlar görüyorlar sen ne tarafa gidersen düzgün bir şey yapabilirsin, doğru olabilir falan. Tabii bu arada eğer bir çukura girmeyi istiyorsan dene. Çünkü o da çok büyük deneyim getiriyor insana. Örneğin ben eczacı olmak istiyordum. Bakar mısın şimdi acaba kaç kişiyi öldürmüştüm? Nereden ki eczacılık acaba? Kıç, laf ola beri geri. Birinden duydum herhalde ya da bir yakışıklı bir adam mı gördüm böyle baktım eczacı mezacı hoş dedim de ben olayım mı dedim falan. Hiç laf ola beri geri. Yani yanlış seçimler mutsuz işlere götürüyor insanı. İş mutsuzluğu da hiçbir şeye benzemiyor.
Hele ki sevgili Armağan, bu yaşa kadar gördüğüm bir şey var. Bizim mesleğimiz, her iş mutlaka mutsuz olduğun zaman çekilmiyor. Ama sanat işi, mutsuz olduğun zaman kendini de, çevreni de, aileni de mutsuzluğa itmek için başlıca neden. Çünkü yetenekler üzerine kurulmuş bir iş. Doğru. Halanız demek ki sizdeki yeteneği görmüş. Evet, yalnız bir şey daha söylemem gerekiyor. Yalnız yetenek de yetmiyor bu iş için. Sabır. Sabır ve çok çalışmak. Kendine göre yöntemler geliştirmek. Hayatını ona göre kurmak. Ona esir olmamak, hayatını da bu tarafta yaşamak. Ama onun gerektirdiği en faşist şeylere evet demek gerekiyor. Doğru. Doğru. Buyurunuz. Fakat kanına bir kez giren sanat ağır basınca tercihini Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünden yana kullanır. Bir dakika burada da durmak istiyorum. Bedri Rahmi Eyüboğlu'ydu benim Güzel Sanatlar'da hocam. Hiç tanımadım. Gelmedi hiç derslere falan. Böyle bir nü çalışılıyor, bir şeyler çalışılıyor. Bir yaşlı hanımefendi var karşımızda. Birdenbire kapı açıldı. Hiç hayatımda görmediğim böyle kızıl kahve, kadife bir ceket, kadife bir pantolonla darmadağın saçlı bir adam girdi içeriye. Bedran, Bedran falan dediler hemen sağdan soldan. Hoş bir adam, karizmatik bir adam falan. Dedi ki ben dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Ben dedi çok dedi etkilendim dedi. Camdan dışarıya bakıyordum dedi. Kapıcının eşyalarını gördüm dedi. Eşyalarını asmışlar, çamaşırları. Hepsi aşağıya doğruydu dedi. Beli aşağıda. Kolları aşağıda mintanların. Düşündüm dedi dünya böyle olsaydı. Yani ağaçların tepeleri aşağıda olsaydı. Biz kafamızın üstünde yürüseydik. Aa, bu adam normal değil dedim kendi kendime. Fakat daha sonra Karaköy'de tatlıcılar vardı, çok meşhur bir yer. Onun bütün ön tarafını bu figürlerle yapmıştır Bedri Bey. Daha sonra onu hayata geçirdi. Ama en önemli şey bütün sınıfı dolaşırken geldi bana baktı, baktı benim yaptım. Sen bu işi bırak dedi bana. Vallahi billahi. Doğru mu söylüyorsunuz efendim dedim. Ama hakikaten ben hala bir eğri bile çizemem. Yani adam da doğru söylemiş. Sen dedi bu işi bırak kızım dedi. O gün kapattım tuvali. Oradan çıktım öyle bıraktım. Bir daha da Güzel Sanatlar Akademisi'ne sadece çok severim. Sergilere falan gitmeyi. Fırsatım buldukça o kadarla kaldı. İyi ki de o kadarla kaldı. İyice aç kalırdık. Buyurunuz. Akademide işler yolunda gitmez. Hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu bir gün çok yeteneksizsin deyince tuvali fırçayı bırakır. Nedendir bilinmez bir süre için eczacı olmaya karar verir. O günlerde halası Muazzez Kurtoğlu seni Allah tiyatrocu olarak eylesin. Görüyorum deyince sınava girip Ankara Devlet Konservatuvarı'nı kazanır. Pardon. Pardon ben çok keseceğim. Olsun. Çünkü bunlar benim için o kadar güzel anılar ki. Bu fotoğrafın arkasında bir yazı var. Kendi elimle babama yazmışım. Babacığım. Şimdi orayı hatırlayamadım. Bir an durmamın nedeni o. Halam mı yazmış? Ben mi yazmışım tam bilemiyorum ama şu anda yazı bile gözümün önüne geliyor. Estağfurullah böyle bir laf söylediğim için çok özür diliyorum. Ama Muazzez Kurdoğlu'nun el yazısıyla iki büyük sanatçı yan yana diye bir yazı var arkasında bu resmi. Muazzez Hanım'la Haluk Kurdoğlu bir şey miydi? Tabii karı kocaydılar. Öyle mi? Evet. Sizin enişteniz. Benim eniştem de Allah rahmet eylesin. Buyurunuz. Sesinden etkilenen Cüneyt Gökçer'in talimatıyla tiyatroyla birlikte opera bölümüne de devam eder. Herkes dünya çapında olacaksın dese de o bir türlü ısınamaz operaya. Yoğunluğu da kaldıramaz hale gelince opera bölümünü bırakır ama müzikten vazgeçmez. 1969'da okulu birincilikle bitirip devlet tiyatrosuna tayin olur olmaz gizli gizli sahneye çıkmaya başlar.
memuriyeti yanmasın diye sahne adı olarak Arda'yı kullanır. Aa. Işıl Yücesoy'un ilk tiyatro macerası 6 yıl sürer. Bir dakika. Pardon. Bir dakika. Pardon. Bu çok ilginçmiş. Tabii. Şimdi benim ilk sahneye çıkışım da nasıl? Konservatuvar son sınıftayım. Kerim diye çok tatlı bir arkadaşım var. Şanar Yurda Tapağı'nda o zaman İstanbul'un diyorum, Ankara'nın en önemli gazinolarında program yapıyorlar bunlar, Şanar Yurda Tapan falan. Geçen gün Ercan Turgut'un cenazesinde arkadaşımla beraberdim. O gün de bir şey öğrendim yeni. Meğerse Şanar'a beni söylemiş. Benim haberim yok. Demiş ki ya bizde çok güzel, çok tatlı, çok genç bir kız var. Çok güzel Rusça şarkılar söylüyor. Bir dinlemek ister misin Şanar demiş. Şanar da peki demiş. Bana da dedi ki provaya gidiyorum, gelir misin? Hiç haberim yok. Arhan Tek var diye bir maden mühendisi çocuk söylüyor. Bunlar prova yapıyorlar, Rusçalar. Ben de kalktım, ay böyle birden gaza geldim, Oçiçornia'yı söyledim falan. Bir an Şanar'la böyle göz göze geldik. Ay çok mu kötü söylüyorum dedim. Yaptı bana, bu kadar. Bunlar provaya devam ettiler. Döndüm, geldim. Derken Kerim geldi. Işıl, sana iş teklif ediyorlar burada dedi. Nasıl dedi. Vallahi dedi. Derken oranın sahibi geldi. Allah rahmet eylesin. 100 lira vereceğim dedi. 100 lira ne demek biliyor musun? 100 lirayı annem gönderiyor bana ayda. Öğretmen bir aile. Ancak 100 lira. Hemen de. Bu gece. 2 gün sonra devlet konservatuvarından arkadaşlarla kostümler düşündük. Bilmem neler yaptık. Deri pantolonlar, bilmem neler. Böyle mujik yakalar, Rus yakaları falan filan. Kısacık o zaman saçlarım bir şeyle. Bardaklar kırıyordum falan. Ne hava, ne hava. Kıyamet koptu. Bir Zaliha söylüyordu o zamanlar, bir de ben. Arada böyle haber gönderiyorduk birbirimize. Bu akşam Oçiçornia'yı ben söyleyeyim. Sen söyleme çünkü benden çıkan oraya gidiyor yahut oradan çıkan bana geliyor. O zaman Ankara küçücük bir yer. Gazinolar öyle ama Süreyya Gazinosu çok ünlü bir gazinoydu. Yani çok güzel bir gazinoydu ama yılbaşı gecesi sahneye çıktığım zaman her tarafım böyle ayrı titriyor. İnsanlar üstüme geliyor. Hiç hatırlamıyorum o geceyi. Çıktık sahneye. Arda ismi nereden Işıl Hanım? Ne bileyim, arkadaşlar koydular. Yani Rusça söylüyoruz ya, Arda Marda falan filan böyle bir şeyler. Azerbaycan ve Rus folklörü yapıyorum o zamanlar. Buyurunuz. Aynı oyunlar, aynı oyuncular, devlet memuru olmak bir labirentin içinde sıkıştığı hissini yaratır. Hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birindedir ve 1975'te oyunculuğu bir süreliğine kenara bırakıp müziği seçer. Kısacık saçlar, deri pantolonlarla çıktığı, mikrofonun kablosunu bir kırbaç gibi savurduğu sahnelerde İngilizce, İtalyanca ve Rusça şarkılar söyler. Bu sayede yeni bir çevre de edinir. Fikret Şeneş'le, Selami Şahin'le, Norayr Demirci'yle tanışır. Menajerliğini Egemen Bostancı üstlenir. Sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı Çalamazsın Mutluluğu adlı ilk 45'liği de aynı yıl çıkar. Bir dakika durabilir miyim? Burada Fikret Hanım'ı anmadan yapamayacağım. Ben şimdiki gibi şu anda da 76 yaşındayım sevgili Armağan. Hiç tanımam biliyor musun? Kim kimdir, ne nedir? Ancak bir rastlantıyla işimden dolayı tanışırsak tanır. Bazı insan vardır bunları böyle zoom eder, çeker. Vallahi billahi hayatımda olmadı. Fikret Şeneş diye birini de tanımıyorum. İşin enteresan tarafı. Boğaz'da çok güzel bir gece kulübünde Ayten Akman, Esin Avşar, böyle şarkı söylüyoruz, Altan, Karındaş falan. Kız kardeşim çok uyanıktı benim, Allah rahmet eylesin. Onlar da o gece oradalar. Bir haber geldi garsonun tekiyle, Fikret Şeneş geliyormuş diye, duymuş o. Kim Fikret Şeneş? Allah, hiçbir şey bilmiyorum. Ben şarkı söylüyorum. Ne söylüyordum hatırlamıyorum bile. Bunlar nasıl bir gürültüyle geldiler, nasıl bir girdiler, çok kalabalık bir... Çok da sinirlenirim böyle şeylere. O yaşta da sinirlenirim. Döndüm böyle çok ters baktım yani.
Sen oranın sahibisin, ben de buranın sahibiyim. Bir dakikalık içinde olsa. Bunlar benim bakışımdan durdular. Herkes yerine oturdu. Çı 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 falan filan yaptılar. Herkes yerlerine oturdu. Fikret Hanım ayakta kaldı. Gözünle de işaret ediyor bana, kız kardeşim, bu Fikret Şeneş'ti. Sarışın, hoş, kısa boylu falan filan bir kadın. Birden böyle geldi, şarkı bitti, alkışlıyorlar falan. Kimsin kızım sen, dedi. Ah, sahnenin ortasındayım. Sen casus masus musun, nasıl söylüyorsun, beyaz Rus musun, dedi. İlk tanışışımız böyledir Fikret Şeneş'te. Yani o kadar iyi söylüyorsun yani. E öyleymiş. Buyurunuz. Fikret Şeneş hayatına öyle bir dokunur ki sadece şarkıları vermez. Stüdyoda olmadı. Gene olmadı. Bağırışları arasında söylemeyi de öğretir. Yalnız o kadar olsa iyi, yalnız o kadar olsa iyi. Sen git halde domates sat. Senden sanatçı mı olurmuş? Sen nasıl duymuyorsun bunu? Nasıl hissetmiyorsun? Sen nasıl tiyatrocusun? Buradaki bu sevginin içtenliğini kalbinde çok ciddi bir şarkı rejisörüydü kadın. Bakın bu lafım gerçekten senin sayende tarihe kalsın. Yalnız şarkı sözü dattırı dattırı bir şey değil. O şarkının nasıl söyleneceğini, hangi harfin üzerinde vurursan karşıdaki seyircinin yüreğine gideceğini bilen bir kadındı. Şarkı rejisörü ne güzel lafmış. Şarkı rejisörü. Wow. Ben öyle... Demiyorlar mı Fikret Şeneş'e Türkiye'nin ilk şarkı yazarı? Çok kızıyorum. Hayır, o kadar hafif değildi. E bakın, çok emsali var. Yalnız ben değil ki. Ben En Vefalıları çıktım. Biliyorsunuz Vefa albümü yaptım yeni. Zaten Yücesoy da Türk pop müziğinde yaptıklarını ustam, öğretmenim, ablam dediği Şeneş'e borçlu olduğunu söylemekten hiç çekinmez. 1977'de ikinci ve üçüncü 45'likler gelir. Selami Şahin imzalı Sen Seni'yi seslendirmesiyle birlikte müzik tarzı dönüşüm geçirir. Artık yabancı şarkıların üzerine yazılan Türkçe aranjmanlar yerine kendi şarkılarını söylemek istemektedir. Ama un kapanında çaldığı kapılar yüzüne kapanır. İnat eder, 1978'de kendi parasıyla Orient Plağı kurar. Bu şirketten çıkan Ya Seninle Ya Sensiz, yayınlandığı hafta 100 bin satış rakamına ulaşarak piyasada deprem etkisi yaratır. 1979'da basılan Bir Evet Yeter plağı, o dönemki yakın dostlarından Zeki Müren'le arasını bozar. Aa, yok, 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 hayır, ay haddim mi benim Zeki Bey'le aramı bozmak? Çok yakın bir dostluğum da oldu Antalya'da beraber. Yalnız biraz içim acıdı. Çünkü neden? Bizim işimiz etik bir iştir. Etik olmazsa yürüyemeyecek bir iştir. Şimdi şöyle düşün sevgili Armağan. Ben ya senin o Bir Evet Yeter'i, ki albümün çıkış parçasıdır. Bir Evet Yeter'i bulmak için nasıl zaman harcamışım, nasıl ter dökmüşüm, nasıl heyecan yaşamışım, nasıl para dökmüşüm ve her şeyimi kendim yaptım. Bugün ne varsa bana ait her şeyimi kendim yaptım. Tırnağım onun için çok kısa. Çok kısa. Şimdi Zeki Bey gibi bir beyefendinin Bir Evet Yeter, ki benden hakları da gitmiş, 8 seneyi de geçmiş bilmem ne filan, öyle bir takım kanunlar, bir şeyler var. Ben olsam şöyle yapardım. Işıl, bir de Alaturka denemek istiyorum. Ölürdüm o zaman. Hiç haberim olmadan birdenbire Alaturka Bir Evet Yeter çıktı ortaya. Peki benim emeklerim? Bana bunun cevabını verir misin? Ya seninle ya sensizle de aynı şeyi yaptılar. Azıcık biraz kırgınım. Ya bir aç. Ben bugün bir şarkı söylüyorum. Herhangi bir şarkı sahnede, bir konserimde X arkadaşımın şarkısını söylüyorum. Hepsi izinlidir, biliyor musun? Söyleyebilir miyim? İznin var mı? Olmaz. Yani böyle içim biraz... Hani hep aksi sedamız kalıyor ya. Hani hep rol model olmalıyız ya. İşte bunlardır rol modellik. Giyim, kuşam falan filan değil. Mesleki rol modellik.
Yani biraz içim acıdı. Keşke yapmasaydınız Zeki Bey dedim içimden. Vallahi ona da söyleyemedim zaten. O da plak mı yaptı? Plak ya. Hiç de söylemeden. Hiç haberim yok. Hayır söylemese de olabilir zaten. Vermiş Selami şarkıyı. Ama peki benim çabalarım, emeklerim, o heyecanlarım, sabahlara kadar uyumamalarım, o migren krizlerim, tutar mı, tutmaz mı, tarz değiştiriyorum. Ben öyle çok ünlü, yer yerinden kaldıran, her dakika bacak açıp Ahmet'le beraber olan bir kadın değilim. Ben emeğimi ortaya koyan bir insanım. Anlatabiliyor muyum? Yoksa estağfurullah. Haddim mi benim Zeki Bey'e kırılmak, üzülmek? Ay haddim mi? Bir daha gelmez Zeki Bey Türkiye'ye. Buyurunuz. Şarkının çıkışından kısa süre sonra Zeki Müren aynı şarkıyı seslendirir. Fakat oldukça samimi olmalarına rağmen bunu önceden Yücesoy'a söyleme gereği duymaz. Benzer bir kırgınlığı yıllar sonra ya seninle ya sensizi söyleyen Kıraç'a karşı da hissedecektir. Toplamda 4 plak yaptıktan sonra albüm çalışmalarını bırakır. 80'ler gelirken Türkiye'de toplumsal yapı hızla değişmektedir. Sahne artık Işıl Yücesoy'un mutlu olduğu bir yer değildir. Bir kere gece kulüplerinde türkü söylenmesine itirazı vardır. Değişen sosyoekonomik kitlenin izleri bir gece bembeyaz tuvaletinin üzerine şampanya lekesi olarak düşmekte, ertesi gece havada peçete olarak uçuşmaktadır. İşte o peçeteler bardağa taşıran son damla olur. Böylece sahnelere de veda eder. Işıl Yücesoy'un bugünlere varan sinema ve ekran macerası böyle başlar. İlk dizisi Atilla İlhan'ın yazdığı 1982 tarihli 8 Sütun'a manşettir. Durabilir miyiz? Burada da andım birdenbire. Ah canım Atilla İlhan. Hiç tanışmadık. Büyük bir şanssızlık benim için hayatımda. Anadolu turnesi yapıyorum. Canım Ercan Turgut'la birlikteyiz. Allah rahmet eylesin. Cep yok, bir şey yok. O zaman. İlişkimiz yok bilmem ne. Nereye gidiyorsak, hangi kente gidiyorsak menajerim geliyor. O da asker emeklisi bir menajer. Böyle bir yaşamdan geliyorum ben yani. Onun için biraz bak tırnaklarım hep kısa söylüyorum yani. Diyorlar ki oradan herhangi bir otele iniyoruz neyse. Atilla İlhan Bey'i aradılar efendim. Ay kim? Allah Allah beni Atilla İlhan niye arasın? Ne tanırım ne görürüm. Birisi işletiyor beni diyorum. Çünkü oradan oraya oradan oraya derken en sonunda bir yerde hangi kentteydi hatırlamıyorum. Atilla İlhan'la bir görüşmemiz oldu. Bir yalan üzerine kurulup bir hayat geçti burada. Benim bu menajerim Gong diye bir dergi vardı hatırlar evet. mısın? Bir gün bana geldi dedi ki bir şey söyleyeceğim dedi. Sana dedi bir röportaj ayarladım dedi. Veli Efendi'ye gidiyoruz dedi. Ne yapacağız ayol Veli Efendi de dedim. Ata bineceksin. Ayol ben atın başında kuyruğunu görsem. Atın başında kuyruğunu görsen anlamam. Nereden çıkar? Bineceksin. Ne kıyafetim var. Ondan bir tane pantolon bulduk. Pantolon dar açamıyorum bacağımı. Bir tane çizme bulduk bilmem ne. Biz kalktık Veli Efendi'ye gittik. Ay bir hayvan getirdiler karşıma bir konkur hipik hayvanı gibi bir hayvan. Oo, oo. Şeker al dediler, şeker ver dediler. Ay öleceğim şimdi neler hatırlattın bana darman. Şimdi o ata, tamam atı gördük de ata nasıl çıkacağız? Bir seyis geldi. Buraya bu basın, özengi midir, üzengi midir neyse. Ona basın, ayağınızı kaldırın. Peki, kaldırıyorum. Pantolon dar. Ha diyorum. Hayvan gittikçe asabileşiyor. Meğerse ağrısına vururmuşum. Haberim yok. En sonunda beni seyis tak diye attı atın üstüne. Atın beli çöktü şerefsizim. Nasıl bir oturduysam. Ve bu gongda çıktı. İşte bu resimleri görmüş Atilla İlhan. Burada da at yarışlarına bilmem neye giren bir doktor, mafya tipi bir doktor oynuyorum. Ay dedim Atilla Bey ben ne ata binerim ne bir şey bilmiyorum. Gittim dersler aldım bilmem ne yaptım. Fakat düştüm. O sırada da Türkan Şoray da bir attan düştü biliyorsun. Dönüş filmi. Her tarafı ayrıldı. Dedim ki ayol bu ülke Türkan Şoray'a bakmıyor bana hiç bakmaz. Sonra gittiler Türk Hava Yolları'ndan bir tane aynı şey buldular. O atladı yalan üzerine kurulmuştur. Ne ilginçmiş. Vallahi böyle işte. O dizi ne kadar tutmuştu ama TRT'de? Galiba ikinci Türk dizisi. Yanılmıyorsam.
Olabilir. Birisi Selda Alkor'un neydi? Hanımın çiftliği. Hanımın çiftliği oynuyordu. Ya bu birincidir ve buradaki kadroya bir bak bu sen. Bu gazetecidir. Gazetede geçer. Gazetede geçer. Ben de burada bir göz doktorunu oynuyorum. Kimler yok kadroda? Dehşetlere düştüm ben onun şeyini gördüğüm zaman. Çok pazar geceleri oynardı, hiç unutmuyorum. Hiç hatırlamıyorum. Pazar geceleri oynardı. Acayip olay olmuştu. Gençliğinin keyfini çıkart, hatırla, ben hiç hatırlamıyorum. Buyurun. 80'li yıllarda sadece televizyona çalışmaz. TRT'de Arkası Yarın için ondan fazla radyo tiyatrosu yazar. Aa, burada da bir duralım isterseniz. Aa, çok şaşırdım. Evet, evet. Yani benim hayatımda yapmadığım ne kaldı bilmiyorum. Yani mesleki, hiç ihanet etmedim işime. Hepsi sözden geliyor çünkü. Şimdi Can Gürzap, Nur Subaşı, Allah rahmet eylesin, bunlar radyo oyunları yazıyorlar. Parasızım. Para yok, pul yok. Tabii daktiloları da yok, bilgisayar da yok. Bu bizim akbuşlar diki 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 el yazılarına çirkin çirkin yazıyorlar. Kayseri de değilim ama kafam çalıştı. Gittim dedim ki bunları dedim ben dedim daktiloya çekeyim size dedim. Sayfası 1 liraya dedim. Aman çek dediler. Hepsi çok yakın artık. E daktilom yok. Gittim bir dostumdan borç aldım. Saman pazarı vardı Ankara'da. Gittim oradan Remington bir şey aldım, daktilo aldım. F harfi de yok. Taka 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 derken öğrendim. Bütün bunları yazdım. Sonra dedim ki ayo bunlar yazıyor da benim neyim eksik, ben de yazarım dedim. Hapasa yürüdüm ondan sonra. Bayağı yazmışsın değil mi? 10 tane falan yaptım. Aşk. Hele Jane Austen'in bir şeyini yaptım. Neydi, aşk gibi miydi? Aşk, vallahi hepsini unutuyorum Armağancığım. O çok döndü İstanbul Radyosu'nda. Yalnız en enteresanı şeydir. Büyük bir 63 günlük bir Anadolu turnesi yaptım. Oradaki şeyleri kolaj yaptım. Bir radyo oyunu yazdım. Işık Yenerse oynadı. Kenan Işık rejisini yaptı. Ben de öyle bir ufak rol oynadım galiba içinde, tam bilemiyorum. Ama o benim için çok ciddi bir anıdır ve maalesef bunların hepsi bende kayıp. Şeyde yok mu? TRT Dinle diye bir app var. Orada bir sürü eski radyo oyunu var. Ben yemek yaparken dinliyorum. Vallahi bilmiyorum. Varsa da bizim çocuklar bakıyorlardır da bulsalardı şimdiye kadar 50 kere gelirdi. O TRT Dinle benim radyo oyunları bölümü var. Her yemek yaparken bir tanesini açıyorum. Yemeğin sonuna kadar bir radyo oyunu bitiyor. Hiç yemeğini yemedik o kadar oturduk da Ayvalık'ta. Her zaman bekleriz. Buyurunuz. İstanbul ve Ankara radyolarında yayımlanan bu oyunlarda rol de alır. Milcan ve Geçim Otobüsü gibi filmlerle sinemaya ayak basarken 1988'de uzun bir aradan sonra Bertolt Brecht'in 3 kuruşluk operasıyla tiyatroya döner. 16 yıl sonra. Bir daha devlet tiyatrolarına döndünüz değil mi? Tabii döndüm. Çünkü ben... Evlendim falan. Devlet tiyatrosunda sizi seyrettim. Ya tabii. Nerede, hangisin? Taksim sahnesinde 9 tane kadın, 9 kadın mı? 7 kadın. 7 kadın. O oyunu seyrettim ben. Güzel bir... Engin koymuştu sahneye. Canım benim. Gürize'de ona da Allah rahmet eylesin. O Taksim sahnesinde güzelliği. Eskiden Maksim'di, sonra Taksim sahnesi olmuştu. Bir o tiyatro çok güzeldir, bir de Ankara'daki yeni sahne çok güzeldi. Çok... Çok nasıl diyeyim... Butik yani. Güzeldi. Buyurun. Çok oynadık. 1989'da gazeteci yazar Tanju Cılızoğlu'yla Süleyman Demirel'in de katıldığı bir düğünle evlenir. 40'lı yaşlarını geçmesi nedeniyle Işıl sakın hamile kalma diyenlere inat anne olmayı seçer. 1990'da 45 yaşında ölümü bile göze alarak kızı Meneviş'i doğurur. Bu bebek onun meşhur inadının en güzel meyvesi olur. Işıl Yücesoy'un şöhretinin tepe noktası... Ama öyle değil mi? Pardon. Pardon kes. Ama öyle değil mi? Hayat size bir takım özgürlükler veriyor. Sizin şahsınıza ait özgürlükler veriyor. Tabii. Değil mi yani? Beyninize veriyor, vücudunuza veriyor. Bunu nasıl kullanıyorsanız, nasıl harcıyorsanız... Bu sizinle kaim olan bir şey, sizinle yaşayan bir şey.
Tabii. Bebek, bebek ne demek? Düşünebiliyor musun? Öleceksin. Ayol ölürsem öleyim. Bunun pıtırtısı yeter adama. Ben de anne oluyordum demek yeter adama. Gerisi de hikaye zaten. Değil mi? Hepsi hikaye. Işıl Yücesoy'un şöhretinin tepe noktasına çıkması için milenyumu beklemesi gerekir. 2000 yılında başlayan ve 5 yıl boyunca aralıksız oynadığı Üvey Baba dizisiyle girmediği ev, tanınmadığı sokak kalmaz. Hanım Ağa rolü özel dikilmiş bir elbise gibi öyle yakışır ki sonraki projelerde benzer roller için ilk akla gelen isim olur. Yıl 2004'e geldiğinde hayatında iz bırakacak bir dost daha edinir. Geçmişten bir hayranı olan Çağan Irmak'ın teklifiyle Çemberimde Güloya dizisinin kadrosuna dahil olur. Belki de sahnelerden uzaklaşmasına neden olan 70'lerin sonlarındaki ortama bir kurgunun içinde yeniden dahil olur. 40 bölüm süren dizide canlandırdığı Sema Bayraktar rolü Türkiye'nin hafızasında iz bırakır. Yıllar önce Fikret Şeneş'le tanışarak bir abla kazanan Işıl Yücesoy'un artık Çağan Irmak adında bir de oğlu vardır. Birbirlerini çok severler. İşbirlikleri devam eder. Yücesoy'un canlandırmakta en keyif aldığı rolü de bir Çağan Irmak filmi olan Unutursam Fısılda'dan çıkar. Ekranların ardından sinemada Işıl Yücesoy'u yeniden keşfetmiştir ve ikisinin de devamı gelir. Korkuyorum Anne, Prensesin Uykusu, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk ve Aşk ve Mavi gibi başarılı projelerde yer alır. 2016, Işıl Yücesoy'un hayatındaki belki de en korkunç yıl olur. 12 Şubat'ta kız kardeşi Alev Yücesoy'u 65 yaşında kanserden kaybeder. Bu üzüntüye dayanamayan annesi Fatma Rezzan Yücesoy, sadece 8 gün sonra 91 yaşında hayata veda eder. Yüreğini peş peşe vuran iki büyük acıyla sarsılan Yücesoy, annesinin mezarının başında "Onu benden daha mı çok sevdin anne?" diyerek gözyaşlarına boğulurken teselliyi yanındaki kızında bulur ve tabii ki müzikte. Ama 2016'nın Işıl Yücesoy'la ilgili başka planları da vardır. 35 yıl sonra albüm yapmaya niyetlenir. Ben niyetlenmedim tabii. Ben niyetlenmedim. Ay benim haddime mi şarkı söylemek? Ben bu 37 yıl içinde dost meclislerinde bile şarkı söylemedim. O kadar küsmüşüm. O kadar... Fakat sonra bu Hakan Eren canımı okudu benim. Abla gelsene de hakkın var mı da, abla yapma sana da. Oğlum bende ses mi kaldı? Baksana sabahleyin beyefendi diyorlar, açıyorum telefon. Yapma böyle falan. Hayır, hayır, hayır derken işte bunu yaptık. Çok ne de iyi yaptık. Çok. Ne de iyi yaptık. Çok. Buyurunuz. Zamansız adını verdiği albümü piyasaya sürdüğü gün 15 Temmuz darbe girişimi yaşanır. 1980'de müziği bırakmasını bekleyen darbe bu kez 35 yıl sonraki büyük dönüşünün karşısına dikilmiştir. Yücesoy vazgeçmez. 2017'de Garaj İstanbul'da hayranlarının karşısına çıktığında 72 yaşında olduğunu da vurgulayarak "inat olsun diye şarkı söyleyeceğim" der ve dediğini yapar. Cemal Reşit Rey'deki pazar konserlerinde diziden rol arkadaşı Emrah'la İki Aşık Veysel şarkısında düet yaptığında ortalık yıkılır. Dakikalarca ayakta alkışlayan seyirciye gözyaşlarıyla karşılık verirken bir kez daha yaptığı işe şükreder. 2018'de kimselere duyurmadan çetin bir savaş verdiğini öğreniriz. Kimse onu zayıf haliyle görsün istememiştir. Menajerini bile sokmaz evine o dönemde. Her şey bittiğinde ilan eder. Meme kanserini yenmiştir. Aa, bunu da bilmiyorum. Hastalığa giden süreçteki ihmalini de fark edince Meme Dere üye olur. Bugün hala hastalık konusunda toplumu bilinçlendirmek için düzenlenen organizasyonlarda görev almakta. 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kızı Meneviş'in yaptığı doğumla Ozan'ın anneannesi olur. Ay. Ama yarım asırdır sahnelerde olan bu anneannenin son jenerasyonla bile iletişiminin kuvvetli olacağı bugün yaptığı işlerden bellidir. Zira sosyal medyayı aktif kullanır. YouTube kanalında sesli TBT'ler hazırlar. Seslendirdiği ninnileri dijital platform... Sana rakibim yani. Sana rakibim. Şimdi bu da nereden çıktı gerçekten? Yani bu YouTube, bilmiyorum hiç baktın mı, bakabildin mi? Bu pandemi hepimizin hayatına çok facia olarak girdi. Ve benim gibi son derecede hareketli bir kadının... Yani o şey, öyle bir şey yaşamam mümkün değil.
gazeteciler arada bir telefon açıp sordukları gibi nasıl soldukları zaman nasıl yaşıyorsunuz ışınım? Astronotlar gibi diyordum. Her şeyi bölerek. Bugün çamaşır yıkıyorsam yarın bulaşığa bırakıyorum. Astronotlar gibi böyle falan. Aa, baktım ki bu hayat bana göre değil. Bir odayı olduğu gibi kendime göre bir stüdyo yaptım. Danıştım tabii, Hakan'a danıştım. Üç kişi, iki kişilik benimle birlikte üç kişilik kendi çapımızda kral ve kraliçe olduğumuz bir hükümdarlığımız var. Bir sosyal medya danışmanım var, Aytu Soçi. Bir aranjörüm var, Murat Aşkan ve ben. O tarih itibariyle dinlediğin ve sana getirdiğim bütün hepsi benim ev mamulatımdır. Evimde yaptığım, hepsi evimde yaptığım şeylerdir. Bütün o YouTube'lar, bilmem ne işte şiirler, durmadan bir araştıra araştıra. İşte Sezen Aksu'yu yaptım. Şimdi yeni bir vefa albümü çıkarttım sevgili Fikret Şeneş için. Durmadan çalışıyorum. Ne güzel. Güzel. Yaşayamazdım zaten. Bir de sözüm var. Bu sokaktakilerine sözüm var. 80 yaşında şarkı söyleyeceğim. İnşallah. Buyurunuz. Seslendirdiği ninnileri dijital platformlardan paylaşır ve Twitter'da hak edenlere ağzının payını ustalıkla verir. Ayrıca hala üretmeye devam eder. YouTube kanalından gelen ısrarlara daha fazla dayanamayıp stüdyoya girer ve son albümü Sezen Aksu şarkılarını ortaya çıkarır. Işıl Yücesoy yılların yaşlandıramadıklarından. İçinde 10 yaşında bir fırlama olduğunu söylemesi boşuna değil. Yani yaşlanıp yaşlanmadığına bir gün kendisi karar verecek. Dileği sahnede ölmek ve çalışmazsam ölürüm, durursam itekleyin dediği için bu arzusunun gerçekleşmemesi için bir neden yok. Tabii inatlaşırsa iteklemenin bir faydası olur mu? Orası meçhul. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi inadı meşhur. Unutmadan hatırlatalım. Konservatuvarda hocası Cüneyt Gökçer'in çök talimatına bile ancak ikna ederseniz yanıtını vermiş birinden bahsediyoruz. Zaten belki de ömründe sadece bir kez inatlaşmaz. O sayede de hepimizin hayatına dokunur. Buradan onu çok yeteneksiz bulan Bedri Rahmi'ye ve hocasıyla inatlaşmadığı için Işıl Yücesoy'a teşekkürlerimizi sunarız. Ay, ay harika olmuş. Harika olmuş. Kim yaptıysa sana, bütün arkadaşlarıma, bütün teknik ekip arkadaşlarıma minnet borçluyum. Estağfurullah. Estağfurullah değil. Estağfurullah değil. Allah sağlık, sıhhat versin. Ben sevgili Armağan'ım, hep şuna dua ediyorum artık hayatta. Bana inan. Benim yaşıma getirsin Allah, benden sonrasını da getirsin Allah. Ama benim gördüğüm sevgiyi ve saygıyı göstersin bütün genç arkadaşlarıma. İnşallah. Onun için çaba lazım. Kolayına gelmiyor. Tabii ki. Kolayına gelmiyor. Yani örnek olarak söylüyorum, biraz evvel arkadaşım bana dedi ki, şuradaki arkadaşım dedi ki, sosyal medyayı kullanıyor. Sen nasıl kalkıp uçakla buraya gelip de şu işi yapıyorsan, ben de her sabah 8:30'da benim bütün YouTube'uma, ne varsa işte sosyal medyada bana yazan, beni sayan insanlara tek tek cevap vermek saat 10:30-11'e kadar asli görevim. Çünkü ben bir kahvenin bir 40 yıl olduğuna inanan bir zaman diliminden geliyorum. Ne güzel. Biz de geldiğiniz için size minnet borçluyuz. İyi ki geldiniz. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok mutlu oldum, çok mutlu oldum. Hele buna o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Veririz, bir kıyak yapsan da versen. Size veririz bir kopyasını. Bunlardan başka benim mirasım yok torunuma bırakacağım. Bir bunlar var, biliyor musun? Başka bir şey olur yok. Olur mu? Plaklarınız var. Hayır işte veririz. Onlar var yani. Bir torun için onlardan daha değerli ne olabilir? Bilmem inşallah. Hayat çok değişiyor. Hiç bilmiyorum. Tekrar minnet duyuyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Canımsınız benim. Çok teşekkür ediyorum.